Romatoid artrit ve osteoartrit arasındaki farkı göstermek için ilk başta iki farklı eklem çizmeyi düşünmüştüm. Fakat daha sonra aynı görüntü üzerinde bu farkı daha kolay görürüz diye düşündüm. Bu tarafa yine kırmızıyla romatoid artriti yazalım. Diğer tarafta ise yeşille osteoartrit olsun. Kısaca RA ve OA yazmamız yeterli olacaktır. Osteoartritin patofizyolojisi olan aşırı kullanımla başlayalım. Yaşlı insanlar, aşırı kilolu olan insanlar veya eklemlerinde fazladan aşınma gerçekleşmiş olan insanlar osteoartrit hastalığına yatkınlık gösterirler. Öncelikle burada eklemlerin olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Bu sinovial eklem yani hareket eden eklem türlerinden. Bu iki kemik birbirine doğru hareket ediyor. Buraya kemik anlamında K yazalım. Bizi esas ilgilendiren şurası yani kesiştikleri nokta. Gördüğünüz sarımsı tabaka kıkırdak. Kıkırdak iki kemik arasında bir nevi yastık görevi görür. Kemiklerin birbirine sürtünmesini ve aşınmasını engeller. Buradaysa çok ince bir doku tabakası olan sinovyum var. Görevi ise tüm sistem için adeta yağlayıcı bir görevi olan eklem sıvısını üretmektir. Sinovyum kelimesine baktığımızda sin benzer demek. Oyumsa yumurta, yumurtalık anlamına geliyor. Eklem sıvısı yani tıptaki adıyla sinovyal sıvı, sinovyum tarafından üretilen beyazımsı, tıpkı yumurta akı kıvamında bir maddedir. Kelimenin kökeni muhtemelen buradan geliyor. Kısacası sinovyum yumurtaya benzer, onun gibi beyaz olan demek. Eklem sıvısı eklemler arasındaki hareketin sağlanması ve bölgenin kayganlaşması için buralara dolar. Tahmin edebileceğiniz üzere bu sistem kemiklerin hareket etmesine olanak sağlar ve böylece hareket edebiliriz. Osteoartriti iki kelime ile özetlememiz gerekseydi kıkırdağın yıkımı diyebilirdik. Tampon görevi gören kıkırdağın mekanik olarak aşınması, zarar görmesi söz konusudur. Genelde yaşlıların bu sorundan muzdarip olduğunu düşünürüz. Fakat aslında kıkırdağın durumu aynı zamanda genetik faktörlere de bağlıdır. Bazı insanlar daha fazla ya da daha az kıkırdak dokusuyla doğarlar. Yaş sorununu bir kenara bırakarak durumu kıkırdak katmanının zamanla yok olması olarak düşünelim. Şöyle çizelim. Buradaki işlevsel kıkırdak dokusu hasar görüyor. Kıkırdak zamanla her gün eklemlerin birbirine sürtmesinden dolayı inciniyor. Hatta bazı ufak kıkırdak parçaları ayrılabilir ve eklem boşluğunda yüzebilir. Burası normalde çok saf ve steril bir ortam. Bu sebeple parçaların burada dolaşması rahatsız edicidir. Bu parçalara eklem fareleri diyoruz. Bu kıkırdak tabakası her iki tarafta da inceldikçe kemikler giderek birbirine yaklaşır ve bir noktada birbirlerine sürtünmeye başlar. Bu da kemiğin bir nevi cilalanmış gibi görünmesine sebep olur. Kemikler birbirlerine sürtünmemelidir. Yani bu durum iyiye işaret değildir. Buraya birbirine sürtünen kemikler yazalım. Osteoartritin ortaya çıkması ile birlikte buradan krepitus dediğimiz sürtünme sesi duyulur. Kemikler kıkırdak sayesinde ses çıkarmadan hareket etmek yerine çıtırtıya benzer bir ses çıkarırlar. Tüm bu tahrişin sonucu olarak kemik üzerinde osteofit denilen şeyler oluşmaya başlar. Bunlar eklem kenarındaki çıkıntılardır. İçerinde kalsiyum vardır çünkü kalsiyumun birikmesinden oluşurlar. Yazalım. Osteofit Bunlar çok rahatsız edicidirler ve ağrıya sebep olurlar. Eklemin büyümesine ve şeklinin değişmesine sebep olabilirler. Osteofitler iki farklı yerde iki farklı isimle anılırlar. Biri bu şart modülleridir. Bunlar özellikle parmaklardaki PIP eklemlerinde görülürler. Yani proksimal interfalangeal eklemlerde. Proksimal vücudun merkezine daha yakın anlamına geliyor yani parmaklardaki sondan ikinci eklemleri kastediyoruz. Diğerlerine de heberden nodülleri diyoruz. Nodül yazmayacağım çünkü aynı şey. Bu nodüller distal interfalangel eklemlerde görülür. Yani parmak uçlarınıza en yakın olan eklemlerde. Bahsettiğim nodüllerin arasındaki tek fark konumlarıdır. Prensipte aynı şeylerdir. Evet. Osteoartritin sebep olduğu ağrı ve rahatsızlık eklem fareleri, osteofitler ve kemiklerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanır. Dinlenmekle durum iyiye gidebilir. Fakat süreci tersine döndüremeyiz. Dinlenmek kıkırdak dokusunun daha da yok olmasını yavaşlatır. Fakat osteofitler kendi kendilerine yok olmazlar. Şimdi öbür tarafa geçelim. Romatoid artrit. Bu hastalık için kırmızı rengi kullanmayı seviyorum. Çünkü romatoid artrit bana bütüne yayılan bir sistemik iltihaplanma durumunu hatırlatıyor. Aslında olan da tam olarak bu. Bu otoimmün bir hastalık. Bu da bağışıklık sistemimizin kendi vücudumuza saldırdığı anlamına geliyor. Romatoid artrit ile ilişkisi kurulan bir şey ise HLA-DR4'tür. Bu özellikle testler için önemli. Bunu gördüğünüzde aklınıza romatoid artrit gelmeli. HLA-DR4 bağışıklık sistemimizi saldırması için etkinleştirebilen bir hücre yüzeyi reseptörüdür. Bunu takip eden saldırı da rea'yı tek bir kelime ile özetleyecek olsaydım sinovit derdim. Kelimenin sonundaki it eki inflamasyon demek. Sinovium bu saldırıların hedefidir. Sonucunda da sinoviumun inflamasyonu yani sinovit gerçekleşir. Buradaki sinovyal zarda iritasyon ve inflamasyon oluşur inflamasyon için kırmızı kullanıyorum. Evet. Vücudun inflamasyona cevabı olarak da pannus oluşur. Konu artrit olduğunda bunu görür görmez tanımalısınız. Pannus için temelde granülasyon dokusundan oluşan bir grup veya birikim diyebiliriz. Pannusu çizmek için kahverengi kullanalım. Evet. Oluşan granülasyon dokusunu görüyorsunuz. Bu vücudumuzun inflamasyonla başa çıkma ilkelerinden biridir. Granülasyon Buraya yazayım. Granülasyon bir bakıma canlıdır. Burada kan damarları ve yaşayan dokular bulunur. Granülasyon birikimi olduğunda burası kasılır, hatta şekil değişir. Romatoid artritte işin özü kasılmadır. Burada eklem kapsülünün oluşturduğu boşluk granülasyon dokusu buraya yerleştikten sonra zamanla kasılır. Bu kasılmada iki şeye sebep olur. Bunlardan birincisi füzyon yani kaynama. Kemikler kelimenin tam anlamıyla birbirine kaynar. Romatoid artrit hastaları en çok sabahları uyandıklarında ağrı hissederler. Çünkü bu durum eğilmelerini engeller. Daha tıbbi bir kelime tercih edersek ankilozan diyebiliriz. Anlam olarak aynı. Fakat daha tıbbi bir kelime. Evet, ankilozan. İki numarada ise eklemlerin çekilmesi var. Buna sebep olan şey kasılmanın tam olarak simetrik olmamasıdır. Her şey birbirine bağlı olduğu için bu granülasyon dokusu çektiğinde eklem ve kemik buraya kayabilir. Bu eklemin çekilmesi işlemi şekil bozukluklarına yani deformite yol açar. Eğri çarpak şekiller oluşur veya eklemlerin açısı değişir. Bunun en göze çarpan örneği PIP yani proksimal interfalangeal eklemlerde ortaya çıkar. İlginç bir şekilde DIP eklemleri romatoid artritten etkilenmez yani parmak ucuna yakın olan eklemler genellikle etkilenmez. Fakat ondan sonra gelen PIP eklemleri etkilenir. Görebileceğiniz üzere RA ve OA farklı özellikleri olabilen hastalık türleri. Her biri eklemlerin farklı bölümlerini etkiliyor. RA ile söylemek istediğim bir şey daha var. Romatoid faktöre değinmiştik. Romatoid faktör kan testiyle ortaya çıkabilecek bir şeydir ve romatoid hastalığın işaretçisi olabilir. Aynı zamanda bunun genellikle IgM sınıfı bir antikor olduğunu söylemek istiyorum. Vücutta ne kadar romatoid faktörü olduğuna bakılarak hastalığın şiddeti de anlaşılabilir. İnflamasyona verilen tepkiye bakarsak, sinovyal sıvı örneğinde çok sayıda nötrofil olmasından bahsedebiliriz. Bunlar bağışıklık hücreleridir ve vücudun inflamasyonla savaşması için bölgeye gönderdiği beyaz kan hücreleri sınıfına aittirler. Bağışıklık sisteminin detaylarına girmeden romatoid faktör antikorunun oynadığı kilit rolü bilsek yeter. Bağışıklık sistemini bölgeye yönlendirir ve burada gerçekleşen otoimmün tepkiden sorumludur.